Canımlar, merhaba. Bugün bu videoda Leonardo da Vinci ve onun en önemli icatlar hakkında konuşmayı istiyorum. Kullandığımız yeni şeylerin çoğunun yeni icatlar olduğuna düşünüyoruz. Ama bunlar uzun zaman önce tasarladı. Leonardo da Vinci dünyanın en ünlü ve popüler adamdır. Ve çoğu insan onu resimlerinden tanır. Meşhur Son Yemek ve Mona Lisa tabloları. Resimdeki tüm yeteneğinden başka birçok icatta da iyidir. Ve icat edeceği çok şey vardı. Dünya en güvenli kütüphanelerindeki Da Vinci'nin kitaplarını ve eserlerini görünce şok oldu. Ve birçok kişi onun dahi olduğuna inanıyor. Onun 9 ünlü icadını geriden sayalım. Ama lütfen abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Leonardo di San Piero da Vinci 15 Nisan 1452'de Floransa'da doğdu. Avrupa'daki modern isimlendirme kurallarından önce adı Leonardo di San Piero da Vinci'dir. Bu adın manası Vincili Üstad Piero'nun oğlu Leonardo'dur. Önemli ve meşhur bir filozof, astronom, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş, botanist, jeolog, kartografı, yazar ve resimdir. Leonardo da Vinci'nin en yaratıcı ve önemli icatları: paraşüt, tank, helikopter, makineli tüfek, robot, dalış giysileri, uçuş giysisi, evrim teorisi ve birinci bilyeli rulman. Paraşüt. Leonardo her zaman kuşları görünce şaşırdı ve neden uçabildiklerini ama insanların neden uçamadıklarını sorguladı. Ve o her zaman insanların uçması için bir yol arıyordu. Farklı yollar denediği bir paraşütü. İnsanlar paraşütle yüksekten atlayabilirler ve onlar için tehlike oluşmaz. İlk paraşüt 1783'te Sebastian Lormandam tarafından yapıldı. Ama Leonardo bunu uzun zaman önce tasarladı. Bir piramit şeklinde paraşüt toplam 7 metre uzunluğunda uzun bir ip ve güçlü bir kumaş ile insan ağırlığını taşımak için daha fazla güce sahiptir. Bilim adamları piramit şeklinde bir paraşütün çalışmaya çağını düşündüler. Fakat piramit şeklindeki paraşütü yapıp deneyince çalıştığını gördüler ve şaşırdılar. Tank. 20. yüzyılda tankların ilk kullanımı 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda oldu. Ancak bu fikir Leonardo'ya yaklaşık 600 yıl önce geldi. Leonardo içinde silah ve insan olan bir makine tasarladı. Ancak savaşları sevmiyordu ve tankı sadece eğlence ve merak için tasarladı. Bu tasarım
şimdiye kadar kitabında kaldı. Helikopter. Dünyanın ilk helikopteri 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. XH-17 adı verilen bu dev uçan makina 5 uçaktan alınan parçaların birleşiminden yapıldı. Da Vinci ise 15. yüzyılda bir helikopter tasarlamıştı. Bu tasarım dünyadaki helikopterlere ilk ilhamı verdi. Da Vinci helikopteri çok dikkatli tasarladı ve tam açıklamasını yazdı. Hava deliği spirali olarak adlandırdı. 6 metre uzunluğundaki pervaneleri 4 adam makinenin içindeki kolları döndürerek hareket, ancak Leonardo'nun yaratıcı düşüncesi helikopterin yaratılmasının yolunu açtı. Makineli tüfek. İnsanlar her zaman savaş halindeydiler. Geçmişte, şimdi ve hatta gelecekte de. Da Vinci'nin zamanında da savaş vardı. Tasarladığı makineli tüfek 36 vurulu, 3 sıralı, savaşta taşınabilir ve hatta döndürülebilirdi. Ama dediğim gibi savaş ilgisi yoktu. Buraya kadar abone yaptınız mı? Robot. Günümüzdeki robotlar restoranlarda, fabrika ve depolarda insan yerine çalışıyor. Ve elbette onların da gelişmeleri için uzun bir yol vardır. Ama unutmayın, 5. yüzyılda Leonardo elektrik icat edilmeden önce robotlar tasarladı. 1950'lerde robot tasarımlar başladı. Bu tasarımlar ve robot yapmak için ilham kaynağı oldu. Dalış giysileri. Bugünkü dalış kıyafetine çok benzer tasarımdı. Deriden kumaşı. Bakmak için baş kısmında gözlükleri vardı. Hatta nefes almak için uzun şeker kamışı şeklinde topu vardı. Kısa mesafelerde yüzmek için tasarlanmıştı. Da Vinci tasarım dalış kıyafeti aynı tasarımla test edildi ve orijinal tasarımın başarılı olduğu bulundu. Daha sonra oksijen kapsülünün icadıyla bu sorun da çözüldü. Uçuş giysisi. Şimdiye kadar herkes Leonardo'nun uçmakla çok ilgilendiği fark etmiştir. Leonardo ayrıca gökyüzünde uçan kuşlar gibi kanata sahip bir uçuş giysisi de tasarladı. Bu tasarımda test edildi. Çok iyi değildi ama kötü de değildi. Günümüzdeki uçuş giysisi tasarımlarının çoğu Leonardo da Vinci'nin orijinal tasarımlarından esinlenmiştir. Evrim teorisi. Darwin'in hepimiz evrim teorisiyle tanıyoruz. Ama Darwin'den önce bir hanımefendi ve
Hanımefendiden önce Da Vinci insanın evriminden veya insanın meymundan evriminden bahsetti. Bu videonun başında Da Vinci'nin jeoloji ile de ilgilendiği söylemiştim. Da Vinci, şimdi gördüklerimizin geçmişe göre çok değiştiğini ve tasarım ve fonksiyon olarak daha geliştiğine inanıyordu. Bilyeli Rulman. Kesinlikle hepimiz bu alet aşinayız. Ama hikayesi bilmiyoruz. 1792'de Bilyeli Rulman yapılmıştı. Ancak bu buluş da Leonardo da Vinci'nin orijinal ilk helikopter tasarımından ilham aldılar. Bilyeli Rulmanların basit bir araç olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu basit ve küçük cihaz hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Rulman, bisiklet, araba, saat ve endüstri dünyası için o kadar önemli ki ilk dünya savaşı sırasında İngiltere, Almanya'daki Rulman fabrikasına bomba atarak Almanların tank ve silah yapmalarını engellediler. Rulman, dünyadaki önem açısından Da Vinci listesinde birinci sıra yer almaktadır. Leonardo 1519'unda 67 yaşındayken evinde yaşamını yitirdi. Son sözleri ise çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği için Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim. Hoşçakalın canımlar.